Merhaba arkadaşlar, Emek ve Demokrasi Dişleri'ni saygıyla selamlıyorum. Biz bu açıklamayı Türkiye'yi seviyoruz diye yapıyoruz. Demokratik bir Türkiye istiyoruz diye yapıyoruz. Şeffaf, adil, kendini izah edebilir bir yönetim istiyoruz diye yapıyoruz. Bir ithamda, bir suçlamada bulunmuyoruz. Şayet bir insan hırsızlıkla suçlanıyor ise o hırsıza düşen görev iddiada bulunana saldırı yapmak değil, kavga gürültü çıkarmak değil, hırsızlık yapmadığını iddia etmektir. Nerede olduğunu, kiminle oturduğunu, hangi kafede çay içtiğini kameralar eşliğinde ispatlamak, mahkemenin huzuruna sunmaktır. Kimyasal silahlarla ilgili iddiada buna benzer bir şey istiyoruz. Dağın ardına bakmak kitabı örgüt yayını çıktı. Çok ilginç. Siz bastınız bu kitabı. Kültür Bakanlığı'na soruşturma açtınız mı? Bandrolu verene soruşturma açtınız mı? Bu kitabı satana soruşturma açtınız mı? İki parça kitap okuyor diye örgüt yayını diye çıktı. Vallahi Mecan Batur bildiğim kadarıyla örgüt elemanı değil. Onu da söyleyeyim. Ne tarafta olduğunu siz daha iyi biliyorsunuz. Burada herhangi bir iddiada, ithamda bulunmaya gerek yok. Evinde yapılan aramalarda mermi bulunmuş. Adli tıp uzmanının evinde ne bekliyordunuz arkadaşlar? Şayet bir adli vakaya bulaşmış olsa gergedan da bulabilirdiniz. Buna da şaşırmamanız gerekiyordu. Adli tıp uzmanı kendi çalışma sahasıyla ilgili bir şeyler bulundurur evinde. Bir maymun dahi olsa adli vakaya bulaşmış olan maymun da bulabilirdiniz. Şaşırmamanız gerekiyordu. Bir öğretmenin evinde müfredat kitaplarının olması, kağıt kalemin olması gibi bir şeydir bu. Şebnem Hoca bir bilim insanıdır. Türkiye'ye yazık ediyorsunuz. Geçtiğimiz yıllarda benzer uygulamayı İsmail Hoca'ya yaptınız. İsmail Beşikçi'ye yaptınız. Yıllarını cezaevinde geçirdi. Onlarca kitap yazmaya devam etti. Dünya çapında saygınlığı olan bir sosyologtur şimdi İsmail Beşikçi. Peki Şemlem Hoca düşüncelerinden, fikirlerinden vaz mı geçecek? Bilimsel gerçeklikler devletin realitesine göre mi değişecek? Bilim bilimdir. Gerçek gerçektir. Devlet de devlettir. İkisi farklı şeylerdir. O nedenle devlet kurumları, devletin ilgili birimleri bilim insanına maksimum derecede saygı duymak zorundadır. O aydınlık bir Türkiye, aydınlık bir gelecek bilimle, sanatla, edebiyatla, felsefeyle olur. Türkiye'deki yaşanan rezalete bakın. Felsefeyi öldürdünüz, edebiyatı öldürdünüz, bilim insanlarını öldürüyorsunuz, göç ettiriyorsunuz, bilimsel gerçeklikleri karartıyorsunuz. Türkiye'nin vizyonu şayet Şebnem Hoca üzerinden yapılıyorsa eyvah eyvah diyoruz. Hiç kimseye yaşam hakkı tanınmayacak. Karanlık bir Türkiye, karanlık bir gelecek hepimizi bekliyoruz. O nedenle bizler aydınlık bir Türkiye için sonuna kadar savaşacağız. Bilimsel realiteyi savunan bir Türkiye için sonuna kadar savaşacağız, mücadele edeceğiz. Cumhuriyetin bundan sonraki 100 yılı, bir sonraki 100 yılı demokratik cumhuriyet olacak. Bunun için mücadele edeceğiz, bunun için savaşacağız. Selam ve saygılarımı sunuyorum.